Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün benim kentim dediği Yalova'dan Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Hepimiz biliyoruz ki finansal piyasalar bir ülkenin en önemli unsurudur. Yatırımcı bir ülkenin sadece finansal piyasalara değil, siyasi risklerine ve hukuki yapısına da bakarlar. Robert Bosch'un şöyle bir sözü var: İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim. Bu ülkeler için de geçerli. Yatırımcı güven duyduğu ülkeye gider, duymadığına da sırtını döner. Güven ve para aynı endekste yükselir ve alçalır. Neticede Türk halkından tasarruflarını meykul kıymetlere yönlendirmeleri istendi. Ve böylece de banker furyası patladı. Döviz, altın, silah uyuşturucu kaçakçılığı tavan yaptı. Sizin döneminizde alkol ve sigara zamları gençleri ucuz olan bonzai ve diğer uyuşturuculara sevk etti. Maalesef alkol ve sigaraya yapılan zamlar alışkanlığı azalsın diye yapılsa da bunların tüketiminde arttığını gayet iyi biliyorum. Zira alkol ve sigara üreten firmalara alınan vergilerden ufacık bir payı ilkokullarda eğitim anlamında kullanılsaydı, belki çocukları genç yaşta bunların zararlı olduğunu anlatmak bilimsel açıdan daha doğru olurdu. Gençler demişken, dün arkadaşlarım yurtlarla ilgili konuştu ama birkaç bir şey de ben eklemek istiyorum. Yatırımcılara, sermaye sahiplerine devletimiz teşvik verdi. Çünkü yurt ihtiyacı vardı, özel yurt yapın dendi. Evet, yurtları yaparken de örneğin iki kişinin kalacağı odanın metrekaresi belliydi. Fakat bugün devlet yurtlarına baktığımız zaman iki kişi şu kadar metrekarede kalacak dediğimiz odada maalesef 6 kişi, 8 kişi kalıyor. Tabii bu öğrencilerimize yapılan büyük haksızlık. Bunun dışında 100 tane öğrencinin kalacağı yurt doğal olarak 500 kişi olur. 500 kişilik yurtta da 100 kişiliğe göre yapılacak asansörlerin çalışma şartlarını hepiniz biliyorsunuz. Günlerdir değişik kazalar oldu. Öğrenciler arasında bunlardan dolayı yaralanmalar da oldu. Tabii öğrenci yurtlarını bahsetmişken biliyorsunuz bir ara biz virüsle yaşadık. Hemen direkt ilk işimiz üniversiteleri kapatmak oldu. O zaman bas bas bağırdık. Anaokulu çocuğunu engelleyemezsiniz, birbirine sarılır. Onu açtılar fakat tam tersine üniversiteler %50-50 hibrit öğretim yapma imkanı olduğu halde kapatıldı. Bir ilde üniversite kapatıldığı zaman o ilin servisi, minibüsçüsü, köftecisi, pizzacısı tüm ekonomi duruyor. Üniversiteleri kapatmak her zaman doğru bir olay olmuyor. Onun dışında 6 Şubat'ta biliyorsunuz ciddi bir deprem yaşadık. Biz Yalova'da depremi bizzat yaşayan, çok yakınlarını kaybeden biri olarak depremin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Depremzedelerin de neler çektiğini çok iyi biliyorum. Fakat depremzedeleri yurtlarda barındıracağız diye Yalova gibi bir ufak bir ilden bahsediyorum size. En fazla 500 tane depremzedeyi misafir ettik. Onları biz otellerimizde, evlerimizde de misafir edebilirdik. Fakat yine üniversite kapandı. Yine aynı şekilde özel yurt sahipleri yurtlardan dolayı bir sürü çalışanla maaşlarını ödemek zorunda kaldılar ve devam ettiler. Tabii yine ben Yalova'mızdan örnek vereceğim. 13 tane özel yurdumuz var. Bunun ikisi vakıf yurdu. Devlet maalesef 2 tane vakıf yurduna özel öğrencilere belli bir miktar para yardımında desteğinde bulunuyor. Diğer özel yurt sahiplerine de böyle bir destek yok. Yani üvey evlat, öz evlat muamelesi yapılırken şu anda yurtların çoğu maalesef kapandı. Tabii bu devlet eliyle iflasın bir başka örneği. Yine biliyorsunuz ekonomik krizlerden dolayı bir sürü market, esnaf, KOBİ'lerimiz kontrol altına alındı. Doğal, edilsin tabii. Fakat marketlerde etiket kontrolleri yapılarak milyonlarca lira bütün esnaf zor geçimini sağlarken cezalarla muhatap aldılar. Esasında kaynak o üretilen malın üretim kaynağında hangi sorunları var, niye pahalı üretiliyor veya tarımla ilgili bir ürünse bunun mazot fiyatlarına destek vererek üretim konusuna ele aldığımız zaman bu mamullerin fiyatlarını düşürmek mümkün. Ceza yazarak bunu engellememiz de mümkün değil. Ama sizler faiz sebep enflasyon sonuç demeye devam ettiniz. Son günlerde hepimizin bildiği gibi kara para aklama, organize dolandırıcılık furyası aldı başını gidiyor. Tabii bu veriler bize yetmiyor. Bir de vatandaşlık konusuyla
Sayın Beycan, lütfen sözlerinizi tamamlayın. 250 bin dolardan başlayıp 400 bin dolara ulaştığı vatandaşlık almak için bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Şimdi son çıkan kanuna buna arsayı da ekledik. Yine Yalova'dan örnek vereceğim. Bir sürü Arap vatandaşın aldığı villa, boş evler var. Ne satıyorlar, ne kiraya veriyorlar. Maalesef içerisinde tinercilerin gezdiği boş evler dünyası olduk. Yalova bir turizm kentiyken Arap kenti oldu. Trajikredik komik bir şey daha söyleyeyim. Bir Arap firması mağazasının önüne eleman aranıyor, yazıyor. Biz de gençlerimizden birini gönderdik ki iş bulsun. Maalesef yabancı çalıştırmıyoruz cevabı aldık. Yine daha önce görev yaptığım Ticaret Odası Başkanlığı'ndan bildiğim 5000 üyemizin %20'si Arap kökenli. Çünkü şahıs firmalarından mülk almayı engelledikleri için kotadan dolayı tekrar delindi, şirket kuranlara serbest. Bunları gerçekten kontrol ederek bir önünü almamız lazım. Ne yazık ki Türkiye'nin büyümesi üretimden değil, kara paradan elde...